Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun süredir bahsediyordum böyle kafesli şöyleydi böyleydi. Bugün artık size kafamdaki planı anlatacağım. Ondan sonra sizlerden de aşağıya yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki şöyle daha iyi olur, böyle daha iyi olur gibi fikirleriniz varsa. Şimdi bildiğiniz gibi üretimhaneyi şöyle geniş açıdan çekecek olursak üretimhanemiz bu şekilde arkadaşlar. Burada dolabımız var. Arkasında işte üstümde işte cennetler var. Yanında papağanlar var falan filan. Bizim şimdi salmamızın yeri zaten belli. Salmanın yeri de o şekilde iyi. Çünkü bildiğiniz gibi orada malzemeler oluyor. Bu tarafta darı var, yuvalar var. Yuvalarımız falan her şeyimiz hazır. Ondan sonra arkadaşlar komple yine aynı şekilde bizim sitemizde satılan yuvalardan olacak zaten komple. Bizim kendi yuvalarımız. Her zaman kullandığımız, yıllardır kullandığımız profesyonel boy yuvalı. Salmamız bu şekilde yine duracak arkadaşlar. Belki ileride bunu şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu beyaza boyayabiliriz buradaki şeylerini. Ama salma şimdi çok bir acelesi yok benim için. Salmanın bir acelesi yok. Kafes sistemini komple arkadaşlar 45'liğe çevireceğim. Ve sultanlara ve papağanlarımıza da 60'lık kafes aldık. Dörtlü sultanları ve cennetleri bu tarafa ilk bir şekilde hani bir dörtlü şekilde buraya yaparız. Sonra yanına bir dörtlü 45'li yaparız arkadaşlar. Bunu şöyle düşündük. Bir 60'lı buradan başlar. Bir 45'lik buradan başlar. Sonra bir 45'lik buraya, bir 45'lik buraya, bir 45'lik, bir 45'lik. Dörderli. Yani 16 burada olacak. 20 burada olacak. 24 de burada olacak arkadaşlar. Bunun ilk etapta şu anda 24 kafes olmuş olacak. Daha sonra arkadaşlar muhtemelen 28'e çıkartabilirim de belli olmaz. Ama şu anda ilk etapta bildiğiniz gibi komple Show Jumbo ve Lightswing Japonese döneceğiz. Zaten yavrularımız şu anda büyümeye devam ediyorlar. Şöyle gösterelim. Lightswing Japonese yavrularımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cam gibiler. Maşallah demeyi de unutmayın. Yani ilk hani bu ilk kuluçkaları. O yüzden şu anda durumlar gayet iyi. Bir tane de şurada Lightswing Japonese var. O alttaki şovu tekrar yumurtlayacak diye oradaki üst Japonese attım. Ondan sonra bir de iki tane de burada vardı. Bir bakalım. Evet. İki tane. Üç olmuş. Üç olmuş evet. Videomuzun şansına Allah'a şükürler olsun. Nazar değmesin. 3, 3, 6, 7 arkadaşlar. Bir daha Hasan Hoca'nın oradakini yumurtlatabilirsek bizim iş tamam. Yani Lightswing Japonese çok almamıza gerek kalmadan kendi çiftlerimizden yapacağız. Çünkü çok fazla Show Jumbo'muz var. Benim aklımdaki şu anda ilk etapta 4 takım zaten sultanımız, cennetimiz, sevdamız var arkadaşlar. Ondan sonra muhtemelen şunlar da erkek dişi. Muhtemelen 3 takım sultan, işte bir takım sevda, bir takım cennet. Muhtemelen cennetleri veya sevdaları kafeste tutabiliriz. Onlar zaten küçük olduğu için eğer ki bunlar dediğimiz gibi erkek dişi çıkarsa tabii ki. Ondan sonra ne yaptık? 5 takım işte papağan yapmış oluruz. 20 takım, 20 takımın 14 veya 15 takımı Show Jumbo en irilerini ve en güzellerini bırakacağım. Tabii ki öyle söyleyeyim. Yani hani az ve özün artık komplesine ineceğiz. Ve de eğer ki yurt dışı dediğimiz gibi olay gerçekleşirse bir takımda yani ben Daniel Lutoy çıkanı istiyorum. Çünkü bir Daniel kuşumuz vardı bildiğiniz gibi çok eskilerden. Onu üretemedik. Bu keskini üretelim istiyorum. Bakalım nasipse olur arkadaşlar. Artık şöyle söyleyeyim size yani düşük vasıf Show Jumbo veya işte yavru zaten almıyorduk. Hala almıyoruz. Bazen arkadaşlarımız yazıyor abi şov alıyorsun işte benim şovumda şöyle böyle. Kimini şov diye kandırmışlar. Kiminin de vasıfı çok düşük arkadaşlar. O yüzden şimdi bunlar da geldi zaten bildiğiniz gibi. Buradaki yeni takımlarımız da geldi. Bir de Hasan Hoca'nın orada da var. Hasan Hoca'nın orayı da bir ara inşallah videosunu çekeriz. Orada da sürüsüne bereket var. Allah'a şükürler olsun.
O yüzden yani burası komple dolar. Yani ondan endişemiz yok. Eğer ki açarsak bir dörtlü daha açarız. Ama şöyle söyleyeyim size. Aşırı derecede arkadaşlar bir yoğunluk var. Yani o yüzden hani ben hani aklımdan şu anki geçen şey bu. Yani az ve öz üretmek. Hani bakabildiğine bak demişler ya. Bakamadığına bakmayacaksın. Gerek yok yani. Ha şöyle kuş durur. Kuş olur. Çünkü ben dediğim gibi bakın ben bu sesten hoşlanıyorum. Yani salma da durur. Bana bir zararı olmaz yani. Hani işte satacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım değil. Ha şov hariç ve yani komple biz sahiplendireceğiz. Ortalama bir 4 takımda bakıcı yaparız muhtemelen arkadaşlar. 24'lü sistemde. Yani mecbur yapacağız. Komple yani 4'lüye bırakmak istiyorum. Burası zaten buraya eğer ki salmayı komple sağa çeksem burada alıyor. Burada her türlü şu şekilde koyduğunuzda bir tane şu şekilde, bir tane dörtlü bu şekilde, bir tane dörtlü bu şekilde. Yani her türlü alıyor arkadaşlar. O yüzden istediğimiz zaman çoğaltabiliriz. Yani bakacağız. Benim aklımdaki şey bu. Yani eğer ki sizin fikirleriniz varsa bu dolabı komple arkadaşlar artık bu miladını doldurdu. Yeter yani. Şu white road yuvaları sökerim. Onun haricindekileri yollarız. White road'ları da artık muhtemelen bir şeyler yaparız yani. Çünkü hepsini tek takım olsun istiyorum. Yani yuvalar falan tek takım olsun. White Road ama yapacak bir şey yok yani. Bizimkiler de White Road'ın altında kalır bir yuva değil sonuç itibariyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Sitemize yine aynı şekilde 45'lik kafesler yakın bir zamanda eklenecek. Onun bilgisini vereyim arkadaşlar. İç parazit gelecek. Vormix veya Vormex. İkisinden biri. İç paraziti de getiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu anda yeni ürün daha elimize geldi. Yaklaşık bundan bir 40-50 kutu aldık. Yani sürüsüne bereket var. Merak etmeyin. Yarın muhtemelen eklerim. Bu gece çünkü sipariş falan hazırladım ettim. Bu gece ekleyemedim. Hem de geceden eklemek hani bir şey kazandırmaz yani bize de size de. Zaten yarın pazar sipariş kargoya çıkmayacağı için problem olmaz. Yani artık kanarya yemimizde kanarya yemimizde diyorum. Muhabbet kuşu ve kanaryalar için çarpık bacak bileziğimizde eklenmiş oldu. 45'lik kafesimiz de eklenmiş olacak. İç parazitimiz de eklenecek. Şöyle şu anda kombi mix bildiğiniz gibi yok. Kombi mix'in yerine arkadaşlar ne yapacağız? Vormix, salma stop ve entrolak geçeceğiz. Tür olarak. Onların yine fiyatlarına bir bakıp size kombi mix eşdeğerinde bir fiyat yapabilirsem yapacağım. Sadece birleştirmeden ayrı ayrı kullanacaksınız. Zaten hani şöyle söyleyeyim size. 5 gün üst üste kombi mix kullanıyorduk. Ne yapacağız? 2 Vormix kullanacağız. 2 gün iç parazit. 2 gün işte fungi stop veya salma stop kullanacağız. Muhtemelen salma kullanırız. Fungiyi setin içine eklemeyiz. Kursak mantarı ayrı bir olay çünkü. Bizim amacımız kür yapabilmek. Kombi mix gelene kadar bu şekilde olacak kürlerimiz. Ama ayrı olarak da iç parazit de eklenmiş olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani. Dış parazitle ilgili zaten iki ürünümüz var. Diatomix ve LCS3. Onlar arkadaşlar veterinerlik ürünü olduğu için muhabbet kuşlarınızın hani değmesinde, etmesinde, onlara sürmenizde herhangi bir problem yok. Ama onlar daha çok yuvalara kullanım için. İşte yuvalarda da nasıl? Şöyle söyleyeyim bakın onun kullanımını birçok kişi şey yapabilir. Bakın arkadaşlar bitler bu tarz yerlerde... Anlatabildim mi? Veya şunların içlerinde yani altlarında bakın böyle fonlukta falan çok zor görürsünüz. Karanlık yerlerde. Siz o karanlık yerlere LCS3'ü veya Diatomix'i dayadığınızda o oraya gelmeyecektir. Anlatabildim mi? Yani ondaki amaç korumak. Yani mantığı umarım anlamışsınızdır. Zaten belli bir sıcaklığın altında şu anda bitler pireler üreyemiyor. Bildiği yanlış bilmiyorsam 17 derece olması lazım. Ama siz yine de bir araştırın. O yüzden kışın çok problem çekmiyoruz. Ama yazın, yazın tam tehlike. Yani yazın çok tehlike. O yüzden ben başıma Allah'a şükür, yani şuraya da vurayım. Nazar değmesin.
Başıma Allah'a şükür daha hiç gelmedi. O yüzden bu dolabı hiç başıma gelmeden kaybetmek istiyorum arkadaşlar. Yuvalarımızı falan zaten dediğimiz gibi sizlere önerdiğimiz o LCS 3'lerle, Diatomix 3'lerle biz hallediyoruz arkadaşlar. Kafes üzerine geçtiğimizde tüm şovları yavru ve yumurtası olmayan, yumurtlamayacak kuşlara. Bu da bu arada çiftleştiler bunlar muhtemelen. Yumurtlayacak buradaki şov takımı tekrar. Buradaki mavilerin anne babası. Dişi hasta olmuştu bildiğiniz gibi. Yavrular birazcık zedelendi. Bu kez inşallah güzel bir kuluçka geçiririz ama dişimizi de kurtardık tabii ki Allah'a şükür. Bakalım halledeceğiz. Yani güzel olacak. Ama birazcık uğraştıracak tabii. Özellikle de hani 2-3 işi hatta 4 işi de diyelim bir arada yapınca insan biraz yoruluyor tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Yani tabii ki Karadeniz Pet'in tüm yükünü ben çekmiyorum. Hatta babam daha fazla yükünü çekiyor yani. O yüzden birazcık Karadeniz Pet kısmında kafamız rahat. Biz yani yardım ediyoruz tabii ki yine elimizden geldiğince ama genellikle arkadaşlar böyle teknolojik işleri, angarya işleri ben yapıyorum. Asıl işleri babam yapıyor diyebiliriz. Yani hani öyle daha şey olur. Öyle demek daha doğru olur. Bir de aktarı meselemiz var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Aktarı da dikeceğiz ve sizlere daha uygun fiyatlardan yemler ve aktarıyı ulaştıracağız. İlk etapta 5-10 dönüm arası dikip bir deneyeceğiz. Bir bakalım diyeceğiz. Ondan sonra baktık ki biz bu işte yürüyoruz ve oluyor. Ondan sonra tarlalarımızı büyüteceğiz. Ürünümüzü de ona göre büyüteceğiz arkadaşlar. Yine sizler için sizleri uygun tuta. Çünkü bir şeyler yapmak lazım. Hani insanlardan beklememek lazım. Hani nasıl ben işte kafam atıp Karadeniz Pet'i açtıysam. Yani şimdi kafam attı bu kez de aktarı dikeceğim. Allah benim kafamı attırtmasın yani. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani. Kafamız attıkça bir şeyler yapıyoruz. Yemler gerçekten hani durmuyor. Mesela arıyorsun işte 300 diyorlar. Yarım saat sonra arıyorsun. 320, 330, 340. Yani o yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kümesimiz komple değişecek, değişime girecek. İnşallah beğenmişsinizdir. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.